Selamlar. Bugün sizlerle birlikte Santos Roleplay'deyiz ve yanımda sunucunun sahibi Özcan var. Özcan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Bomba gibiyim. Sen nasılsın? İyi, çok şükür. Şimdi ben birkaç soru soracağım sana, takipçilerim merak ettiği. Sunucunun sesli mi, yazılı mı, medium mu, global mi, Türk mü? Bunlardan bize bir bahset kısaca, nedir ne değildir. Kardeş sunucu hem TextRP hem sesli. Çünkü gece olduğunda çoğu insan mikrofon basıp konuşamaz bizim gibi rahat. O Evet. yüzden tekstli de müsaade ederek sesli roleplay'de her ikisini de yapabilirsiniz. Sunucunun konsepti de global. Türk insana ne kadar desen ki işte onu söyleme bunu söyleme illa ki ağzından Allah Allah çıkar bir şey çıkar. Bunların da fail'lar pininin önüne geçelim diye global konsept koyduk. Türk rolleri serbest, her şey serbest. Gel burada yeter ki rol yap, başka bir şey istemeyin. Anladığım kadarıyla da hard sunucu, doğru mudur? Hard, aslında bak ekonomi hard ve medium karışımı. Hı Yani hı. bizim temennimiz hard roleplay olsun. Şimdi gelecek olan oyuncu kitlesine göre ben belirleyeceğim. Adamlar gelip burada hard rol yaparsa diyeceğim ki benim sunucum hard'dır. Medium derse medium yapacağım. Evet abi. Medium yapıyor derse medium olacak. Onun da bilgisini verelim. Şimdi biz ufaktan o zaman sistemlerimize bir geçelim diyorum hadi. Şimdi gençler bakın, buraya geldiniz. Hemen sağ tarafta bir tane şey göreceksiniz. Ne bu diyeceksin? Gidelim beraber. Geldik buraya bak. Burada hapishane var abi. Güzel güzel map'i yapmışlar. Burada düştüğünüz zaman hapse artık bol bol rol yapabileceksiniz. Yemek NPC'leri de duruyor. Gayet güzel. Ayrıca buraya bir ziyaret yapabiliyorsun anladığım kadarıyla. Şurada da slash ziyaret yazıyorsun. Yazdıktan sonra polislere çağırın iletilmiştir diyor. Aktif polis olunca geliyor yanına. Kime geleceksin diyor. Oradan rolünü yapıyorsun. Polisler gelmek zorunda bu arada. Hiçbir Ha. şekilde yani kaçar yoktur. O çağrı geldi mi bura polis gelip rol yapmak zorunda. Anladım abi. Çünkü burada minimum bir saat bir kardeş hapis. Yani hapse atılması gereken insanlar sadece hapse. Yani işte polise küfretti, onu yaptı. Vandalizm gibi basit suçlar sadece para cezasıdır. Gerçekten illegal silah taşımak ve buna benzer ağır suçlar işlediyse bura gelir. Minimum bir saat hapse girer. 10 numara 5 yıldız, mantıklı bir seçenek. Müebbet mi? 10 numara. Ama onu da tabii gidip Aynen. polis öldüren, ne bileyim şey yapan değil mi? Büyük bir suç işleyen. Çete lideri olduğu ispat edilen herkes kardeş burada gelip müebbet hapis yiyor. Müebbet hapiste de resmi gazete sistemi var bizde. Şu şekilde oluyor işte mesela 3 gün sonuna mahkum Mehmet Alemdar idam edilecek. O 3 gün içinde diğer tüm çeteler toplanıp gelip bu hapishaneyi IC olarak basıp admin izinin olmasına gerek yok bu rolün. Basıp o adamı rolle kaçırabilirler. Üstü açık olmasının sebebi de budur zaten. X bir şekilde helikopterle gelip kaçırabilsinler diye buradan oyuncuları. Sadece rol dönsün, anladın mı? Bizim mantığımız bu. Sunucuda F6'ya basıyorsunuz. Bu F6'da bir ton şey var beyler. Yola HD yapıyorsun, denize HD, gökyüzüne HD, araçlara HD. Burada düşük sistemde bilgisayarın orta yüksek sistemde bilgisayara göre ayarlamışlar. Şöyle görüş mesafesini bak, fullleyelim. Her yer gözüküyor mis gibi. Buradan zaten seçebiliyorsun. Şu an mesela bak yüksek sistem yaptım. Şu gökyüzüne bir bak, etrafa bir bak. Oyun nasıl oldu? Anlamışsınız umarım. Kafanızdaki soru işaretleri gider. Zaten merak ediyorsanız da gelip açıklamadan IP'den sunucuya girip bakabilirsiniz. Ki garantisini veriyorum. Kaç tane server'a giren arkadaşlarım varsa bu server'a gelip aldığı FPS'in iki katı alacağının garantisini veririm. Ben sana da şu soruyu sormak istiyorum. O kadar server'a girip video çektin. Bilgisayarın belki iyidir ama inanıyorum ki bu server'da aldığın FPS değerlerinden daha fazladır. Ben de çok program açılıyor, ENB, OBS falan derken kötü bir FPS yok yani. Şu an uçuyorum. Ona rağmen 71, 69, 68 iyi bir rakam. Ben Yani kötü arkadaşlar bilgisayarlarda bile yani yüksek FPS alabiliyorsun yani. ya O ENB tabii. moduyla bile arkadaşım açıyorsun ve ona rağmen FPS drop yaşamadan oynayabiliyorsun. Tabii Yani tabii. biz bunu optimize etmeye çalıştık. Çünkü Bak gökyüzü mesela az olayını önce beğendim. ziyaret dedin. Ziyaret dedin bak polis geldi şimdi. Ziyaret Direkt yani. yani. Bana da bildirim gelmişti zaten. Ona göre polislik aracı geliyor. Geldikten sonra da hop ne için geldiniz vesaire değil mi? Aynen öyle. Ne için geldiniz? İşte kimi ziyarete geldiniz? Bu kişi. Buyurun görüştüreyim. O iki tel arasında görüştürüyorlar adamı. Bak kardeş mesela bunu hiçbir serverda görmediğine eminim. Mesela Hangisi? şuraya bak karşıya. Şu bu alana reklam ve duyuru verebilirsiniz. Örnek vermek için de şuraya bir tane mesela Santos Roleplay'in reklamını koyduk. Aynen, buraya kendi reklamını verebiliyorsun değil mi? Aynen öyle. Adam gelip mesela bura Vagos'tur mesela işte. Vagos ailesi yeni takım arkadaşları arıyor gibisinden rollere girebilir ya da ona benzer değil de işte X bir firma, X bir şirket takım arkadaşı arıyor. Bu hem oyun dışı parayla hem oyun içi parayla buraya reklam verebilir. Ya da mesela gerçek hayattaki resmine kadar koydurturum ben buraya. Adam yeter ki rol döndürsün. Gerçek hayattaki resmini de koyabilir falan. Onları bir tanıtalım. O kadar da ucu açık yani. Açık yani gidip sikinin resmini kodurtmasın bana ama her şeyini koyarım ben buraya. yani bir de sunucuya girdiğinizde kendiliğinden bile animasyonlar gayet güzel oluyor, onu söyleyeyim. Sağlam sağlam dövüş animasyonları bile mevcut. Mesela bir duvardan falan atlamaya çalış. Onun animasyonları da farklı. Şöyle bir deneyelim. Hop. Harbiden farklıymış. Aynen öyle. Biz her şey ne kadar gerçekçi yapabilirsek diye uğraştık aslında. Normalde kapıyı böyle kırarak açması lazım, değil mi? Aa,
Aynen. Kapıyı kıra kıra açıyor dediğin gibi. Mesela bu altındaki araba başka sunucularda oyun dışı parayla satılır. Bizde bu mesela oyun içi parayla. Bizim oyuncularımızdan kar amacı gütme gibi bir sebebimiz yok. Yani gelip burada oyuncular biz server açtık para kazanalım. Ben o zihniyette değilim arkadaşlar. Ben istiyorum ki bura gelen adam sadece rol için gelsin. Yani gel sana ben modlu araçları göstereyim mesela. Tabii. Hiçbir serverda yani bu araçlar çoğu paralıdır. Bizim burada hepsi ücretsiz. Yani bu arabaya adam 50 TL versene, 60 TL versene benim cebime girip ne yapacak? Sırf prosedür olsun diye 5-6 tane donate araç koydum. O da nedir ha? Adam ille donate almak ister. İlle benim o olsun bu olsun da. Sırf onun için 5 tane koydum. 4-5 Aynen. tane de silah koydum. Başka bir şeye gerek yok kardeş. Bak bu arabayı bile Şahin'i insanların Türklük duygusuyla oynarak. Yani Şahin, Tofaş Türklerin böyle bir sembolü gibidir. Aynen. Türklük damarlarıyla oynayıp bu arabayı 50-60 TL'ye satıyorlar. Gel kardeş burada 150 kahve ve bu arabayı al. Passat da var. Yani modlu araç bir sürü var gençler. İster donate, ister IC. Ve bunların hepsi mod edilebilir araçlar. Yani bu arabaları alıp gidip modifiye yapıp ister drift olarak ayarlayabilirsin handlinglerini. İstersen işte drag için her şeyi ayarlayabilirsin bu araçlarda. Ve ben oyuncularda şunu gördüm. Tofaş'ı alıyorlar. Bu normalde oyun içi 4 çekirdin ama bunu arka çeker yapıyorlar. Ön çeker özür dilerim. Arka çeker yapıyorlar ve adamlar sadece yanlıyorlar ya. Zevk için girip drift yapıyorlar burada. Sen de onu ücretsiz veriyorsun. Ücretsiz karşı. Adam ya ben istiyorum ki gelsin ve burada eğlensin. Rol yapsın. Parasında gözüm yok abi. Rolünde gözüm var. Gelsin rol yapsın deli gibi. Ben girdiğimde deyim ki benim pay to win bir serverım yok. Rol yapan bir serverım var deyim. Yani zaten biz hani video öncesi de muhabbet ettik Özcan'la. Çok önceden. O zamanlar bile burada söylediği cümleleri söylüyordu gençler. Hani para yatırmadan da her şeye erişebilsin bu oyuncular deyip bu sunucuyu açtım dedi yani bana. O yüzden aklınızda bulunsun yani. Diyorsan ben her şeye erişmek istiyorum. Silahım da olabilir. Ne bileyim. Kendi resmimi bile koydurtabilen bir sunucu arıyorum diyorsan gelip Santos'ta oynarsın. Mapleri de bol bol var gördüğünüz gibi. Hatta burada da bir tane winch var bak, çalışma yapmışlar. O da gayet güzel. IGS'de bayraklar var farklı. Hazır kodlarla yaptığım bir şey göstereceğim size. Taş taşıma. Bu hayır. İnşaatçılık. Amme mesleği benim için bu. Hmm. Ve gayet de güzel geliri olan bir meslek. Hiçbir şey yapmadım ha. Sadece checkpoint'e geldim. Kendisi aldı bunu. Aynen öyle. Hiç uğraşmıyorsun kardeş. Yani geliyorsun. Bunu taşıyorsun burada işte. Sağ tarafı falan dizayn ettirdik arkadaşlarla. İşte burada gelip gene insanlar ice rollerini yapabilecek sağ tarafta. Evet abi. Şuraya bir tane elevator koyduk. İşte maksat adamlar çok yorulmasın. Sadece gelip buraya bırakıyorsun. Temizinden 450 kağıdını alıyorsun. Lan şurada bir saat takılsam ben zaten aldım Tofaş'ı ya da istediğimi. Tabii ki yani bizim amacımız adamlar burada 4 günlük emek verip bir araba alsın diye değil. Gelsin 2 saat gerçekten emek versin. Çoğu şeyi elde etsin. Adam yani demesin ulan 450 dolar verdi. Ulan 450 dolar veriyor. Arabada 450K. Yani diğer sunucularda şöyle bir zihniyet var. Gidiyorlar medium RP. Oh 20K aldım. Gidip sen 20K kazanıyorsun. Arabaya 300 em veriyorsun. 100 em veriyorsun. Gene aynı zihniyete geliyor. Küçük kazan, küçük harca. Aynen işte. Şurada da görüyorsunuz ekranda chat. Lak yapacak. İşte onlar yapacak. Bakın tüm arabalar, inanın bana, tüm modlu arabaların yanına gidin. Hiçbiri 1 gram FPS'inizi düşürmez. Hepsini özellikle titizlikle seçtik ki insanlar 8-10 araba bir araya geldiğinde şey yaşamasın diye. Ya FPS drop yaşıyorum ya öyle ya böyle. Tekrardan diyorum, garanti veriyorum. Diğer serverlarda 30 FPS alan adam bura gelip 50 FPS'i garanti alacak. Biz 65 kişi gördüğümüzde bu sunucuda ben bir sen gelene kadar kapattım sunucuyu ki has böyle güzel yeni gelecek bir kitle oluşturalım diye. Adamlar evet. Şey olmasın yani. Şimdi bu videoyla değilim 30 kişi gelecek. 30 kişi geldiğinde daha fazla gelir diye inanıyorum senin takipçilerin seni desteklemeyi seven insanlar. Çok 30 şükür. Kişi geldiğinde şey olsun istemiyorum ben. Ulan sunucuda 20 kişi var. İlah olmuşlar. Deli gibi kasılmışlar. Hayır abi kapattım sunucuyu. Şu an geri açtım. Bugünden itibaren video yayınlandığından itibaren de açık olacak. Herkes sıfırdan kasıla kasıla başlasın. Hiç kimsenin emeği çöpe atılmasın. Emeğine göz dikmeyelim. Yani bu da güzel bir düşünce. Şimdi genelde şey olur mesela. Hani bu düşünceye göre konuşuyorum. Atıyorum adam sabit 50 çeken sunucusuna video çektirir. Ya da bir şey olur oyuncu kazanır. Videoyu da geçtim. Şimdi ne oldu? Yeni gelenler hep bir ezik büzük bir şey olacak böyle. Bu sunucu 60 çekerken sunucu kapanmış abi. Özer'in dediğine göre. Sırf herkes eşit olarak devam etsin diye. Oyun içinde geziyor bizim gazetecilerimiz. Aynen. Gazetecilerimizin Discord'da şeyi var mesela. İşte kanallar var. Mesela sen burada bir haber görüyor adam. Seni haberledikten sonra Discord'da paylaşıyor. Ya da mesela burada bir canlı yayın yapılması gerek. Bu arada tüm factionlarımıza
Valla her şey aktiftir. Yani alımlarımız müsaittir. Adam gelip derse ki ben PD rolümü güzel yapıyorum. PD'yi istiyorum. PD'miz boş arkadaşlar. Ben televizyoncu rolü, sosyal rol istiyorum. Televizyon şeyimiz boş arkadaşlar faction'ımız. Gelip burada insanlar sıfırdan bu sunucuyu değerlendirelim zihniyetindeyim ben. Skinlerin çoğu modlu. Hadi hepsi yani modlu skinler veriyorsunuz değil mi? Yani skinler şu şekilde. Diyelim 299 tane skin var diyelim. 299'un 120 tanesi en aşağı modludur. Ve bunlar da hiç FPS düşürmeyenlerden. Mesela hani normal adamın sadece kıyafeti değişmiştir. Normal adamın dövmesi yapılmıştır. Mesela bak senin üstündeki kıyafet de modlu bir kıyafet. Aynen ama FPS'im yine de video çekmeme rağmen, NB'ye rağmen yüksek. Ben bunu anlatmam. Mesela Alpaslan'ın da mesela şeydir, kıyafeti modludur. Yani burada şey yok. Şu kıyafet için 30 TL ödeyeceksin. Şu kıyafet için ne? Hayır abi. Gidiyorsun kıyafetçiye. İstediğin kıyafeti alıyorsun. Oyun içi parayla. Bir de şey soracağım Özcan. Bu sunucuda birlik yardımları var mı? Mesela adam dedi kardeşim ben 10 kişilik ekibimle geliyorum. Bize birlik yardımı yapacak mısın dediğinde ne dersin bu adam? Herkese net budur. 5 kişi gelene de aynı. 10 kişi gelene 5 kişiye verdiğim bir üstüdür. Donar pi çok dönmesin diye 5 kişi geldi. Sen bir mafyada çete. Ben mekanını veriyorum. Ben sana gate'ini veriyorum. Yukarıdaki mekanlar gate'li mekanlarım var. Yani gate'e de para istemiyorum. Aynen. Özel hood'lu onaylı hood'unu veriyorum sana. 3 araba bir tane lidere Colt 45 veriyorum. Dati yazdıktan sonra hangisini seçeyim? Seç istediğini, seç istediğini. Tamam şöyle bunu seçeyim. Şimdi ben bunu seçtim. Tamam gel mesela. Bak adam bilmiyorsa direkt F3'e bas. F3'te şey var. Evet. Üye notları. Burada ne yapmak istiyorsan her şeyini açıkça anlatabileceğimiz şey var. Mesela baktığın taraf karşıya bakıyorsun. Slash kamerayı kur de mesela. Şöyle kamera kur dedim. Şu bak anda... şu an kamera pozisyonu değiştirdin. Şu an aynen. Senin bulunduğun yerde bir kamera var. Yayına başladığımızda orada bir mavi ışık olacak. Gel benim karşıma. Sen şu an kamerayı şu istikamette karşıma baktığım yere doğru kurdun. Aynen. Ben şimdi senin yanına geliyorum. Sen bir yayıncısın. Tekrardan F3 duyurular, üye notları. Beni kardeş konuk ekle aydım yaz. Slash konuk ekle bir yaz. Bir saniye abi. Slash konuk ekle bir. Şu tamamdır. An beni bir konu, beni şu an bir canlı yayına ekledin. Slash konuk ekle 5 yazıp kendini de bu canlı yayına ekle. Şimdi kardeş buradan konuşmak için slash İyi mesela merhaba burası sesli bak burada hem yazılı ve hem sesli roleplay yapabiliriz. Yazılı slash i ile merhaba Santos halkı. Kamerayı kurdun ya gel mesela şimdi. Geldim. Duyurular üye notları slash yayın başlat da. Yayın başlat. Oo. Bak gördün mü senin kamerayı kurduğun yer şu an bizi aktif çeken bir kamera var gel mesela buraya. Geleyim şöyle. Şimdi Erdem beni duyuyorsun değil mi şu an Discord'dan? Şimdi sana tamam. Şu an oyun içinden de konuşuyorum. Beni oyun içinden duyuyorsan oyun içinden B'den evet diye cevap ver bana lütfen. Beni evet merhaba Los Santos halkı. Bugün sizlerle yanımda Mert arkadaşımla sunucu tanıtımı yapıyoruz. Aa bir dakika şimdi. Bunu tüm şehir duyuyor mu? Bunu sadece bu yayında olan herkes duyuyor. Slash TV komutu yazan, üzerinde televizyon olan ya da bir interior içinde olan herkes şu an bu yayını seyredebilir. Mesela slash TV yazsan. Bir dakika abi şimdi bir şey deneyeceğim de ben. Şöyle bir çıkabilirsem. Slash T yazamadım. Üzerinde televizyon yok sanırım. Bir aynen. Interior'a giremem. Hemen gireyim. Şöyle başka bir interior'a gireceğim ama. Şimdi gençler bakın. Şu an burada LSPD interior'undayım. Tamam mı? Slash TV yazdım. Bak kamerayı kurmuştuk ya. Kurduğumuz yerdeyiz. Mesela konuş Özcan. Merhaba arkadaşlar. Bak merhaba. Gördünüz mü? Şu an mesela ses yankılandı. Ben şimdi slash TV yazıyorum bir daha. Özcan bir daha konuş. Ses kontrol. Beni sadece Discord'dan duyuyorsun şu an. Heh, bak gördünüz mü? Ses yankılanmıyor. 10 numara sistem abi. Gel tekrar. Discord'dan kapat öyle yapalım. Bak net duyacaksın. Geldiğinde tamam. Bana geldiğimde ben konuşmaya başlayayım. Bir dakika abi. Kapattım kulağımı. Merhaba Los Santos halkı. Bugün yanımda Alp Aslan var ve bugün size Santos'un güzelliklerinden bahsedeceğiz. Bakın gördünüz mü? Her türlü çalışıyor yani sistem. Hani bu sistemi mesela ben kurdum değil mi? Sunucudaki slash TV yazan, slash yayın yazan herkes bir interior'ın içindeyse televizyonun olduğunu varsayıyorsun sistem. E diyor ki ben buna duyurayım bunu. Sen istersen Los Santos'ta ol, istersen başka bir yerde ol San Fierro'da. Senin sesini duyacak abi, 10 numara olmuş. Bizim sunucumuzda 2 tane soygun yeri aktif var. Zaten bak bir de şeyi söylemeyi unuttum. F11'e bastığınız zaman bakın bu F11'deki harita bizim arkadaşımız yaptı bunu. Gerçekten eline emeğine sağlık. Evet abi. Bu harita çoğu serverda yok. Bak sağ tarafa biz imzamızı da attık. Oçin 96'ına Santos Reap'i. Gerçekten uğraşılmış bir harita bu. Olan haritanın üstüne biz işte bölgeleri yazdık. Aynen. Bunun mantığı da şudur. Mesela ben polisim. Polisken şöyle oluyor. Ben bir yerde sıktığım zaman mesela 5M'de o yerin ikonu çıkıyor tamam mı? Shot fire olayı. Aynen öyle. Burada da ne oluyor? Diyor ki mesela Dilli Mor bölgesinden ateş sesi geldi. Polis F11'e basıp Dilli Mor'u bulup gelene kadar suçluya biz kaçma hakkı tanıyoruz. Ben orayı işaretlersem tadı kalmaz. Yani. Suçlu suçunu yapıp oradan topuklayacak vakit tanıyorum ben. Polis geldiğinde hemen zaten bulamaz onu. Dilli Mor bak. Hemen şöyle gelelim. Elimizde silah var.
Şu an... Oha ötüyor lan. Tamam. Örnek veriyorum, bir yerde şimdi ateş edeceğim. Sol üstünde sana bildirim gelecek. Tamam abi, ben mesela, buradayım. Şimdi bak sıkıyorum mesela. Evet abi. Hah, Hilltop bak, Farm gördün bölgesi. mü? Aynen. Hemen zaten Dillimore'un biraz ilerisi. Hilltop Farms. İşaret diyorsun abi, ondan sonra direkt Shotfire'a gidiyorsun. Direkt aynen öyle. Polisler bu roller yapsın diye. Şimdi burada aynı o mantık. Burada bir de şehire aynı yakın. o mantık. Hatta şu sesi bir daha bakalım. Şimdi kaldırdım. Bakın beyler. Şimdi bu için. Bak. Ses sağ kulağında. Burada da sol kulağında bak. Mouse'u çeviriyorum. Zaten 7.1 takanlar anlamıştır. Yani bunun farkı nedir? Mesela burası hep 2 saatte bir soyulur ve önüne geçelim diye şey yaptı mesela. 10k veriyor burası. Bu soygunun amacı para kasmak ya da şey yapmak değil. Rol dönsün diye. Adam gelecek burada 10k alacak ama rol döndürecek. Çatışma isteyen gelip burada polisle de çatışacak. Polis araçları da bu şekilde Buffalo. Gayet de hoş. Emtia'ya bu tür arabalar yakışıyor. Benim şöyle bir mantığım vardır. Oyuncuların hepsi, çoğu oyuncu meta kitlesi DM'i sever kardeş. DM'in önüne hiçbir şekilde geçemezsin metada. Ben bunun önüne geçebilmek için şunu tasarladım. Buraya bir map yap. Burası evet. Kardeş turf alanıdır. Nasıldır mesela? Senin 10 kişilik ekibin vardır. Bir başkasının 10 kişilik ekibin vardır. Ben duyurulara yazarım. Saat 10'da turf alanında çatışma olacaktır. Mesela saat 8'de turf alanında çatışma olacak. Burası kardeş gelir mesela. İlk başladığımızda şöyle. Herkes sıfırdan gelir. Kendi spawn bölgesinden arabalarıyla gelir. Kimse buraya çekilmez. Sağdan soldan tepeden sıkmak yasaktır. Burada çatışır. Burada en son ayakta kalan çete veyahut da çete üyesi. Buranın hakimiyetini alır kardeş. Oyun içi silah da ona, silah bağışını alır. Para bağışını alır. Ve buranın hakimiyeti bir hafta onda olur. Ve o insanlara fear arp yapılır. Bir haftanın sonunda ben tekrardan duyurulara yazarım. Ki arkadaşlar turf savaşı bugün saat şu saatte şurada şey işte turf saati şu saatte olacaktır diye. Bak mesela bu araç modlu bir FBI launcher, bu da oyun içi parayla satılıyor. Bak adam gitmiş lastiklerini modifiye etmiş. Lastikler senin de gözükmüyorsa şu komut ya slash lastikler. Allah Allah, öyle bir şey mi var? Aynen öyle, bak slash lastikler yaz. Ve bak FPS'ini hiç düşürmüyor. Bak neonlarını takmış adam, arabasını takmış, egzozu falan. Her şey süper. Lastiklerini genişletmiş. Bu arabanın lastikleri böyle değil. Makam aracı gibi bir şey olmuş ve şey yani beyler. Özgürsün anladın mı? Ne istersen yapabiliyorsun sunucuda. Farlara bak, ön farların kırmızı. Aynen şu anda gözüküyor abi, kırmızı. Arabanın sahibi mesela yapmış bu arabanın farlarını kırmızı. Abi yapsın, modifiye serbest. Nitro bile takabilir bu arabaya. Bak bagajında belki. Aha bak bagajında nitro bile var bunun. Allah bak Allah. Açayım sana bagajını. Ah dur pardon. Görüyor musun bagajında? Aynen. Adamın nitrosu bile var. Abi isteyen istediğini yapabiliyor içeriye. Aynen aynen. Aylı hood veriyoruz mesela. Geliyorsun buraya. Girdiğinde gördün mü? Mesela Grove isimli bölgenin hooduna giriş yapman korkuları sergilemekten kaçınmayın gibisinden bir uyarı veriyor. Bu 5 kişilik ekibe verdiğiniz şeyler değil mi? İşte map'idir aynen mesela. Aynen öyle. Ve bak şunu veriyorum ben adamlara. Gel mesela. Bak şurayı görüyor musun? Evet bunun abi. Bunun kuralı var. Ben seni mesela kaçırdım. Seni bunun içine koyup sana işkence hakkı bende var. Ama ben seni burada maksimum 15 ve 20 dakika. Onun haricinde fazla tamam. Şikayet olursa 15-20 dakikadan fazla bırakılan adam şikayet ederse bırakan kişiye ceza işlemi uygulanır. Burada amaç rol yapmak kardeş. Yani buraya düşünsene, seni adamlar işkence atıyorlar. Oturuyorlar bu koltukta, seni şapaklıyorlar. Ve senden bilgi aldıklarını düşün. Seni burada ölüme terk ettiklerini düşün. Örnek veriyorum, 15 dakika sonra çıkıyorsun tabii. Ne 15 dakika ideal bir sayı zaten. Bizim sunucumuzda kalıcı hasar rolleri de serbest ama şu şekilde, benim sana yaptığım kalıcı hasar rolü maksimum 15-20 dakikadır. 15-20 dakika sonra rol dellenir, rolüne devam edersin. Yani bacağını da koparırım senin, kolunu da koparırım. 15-20 dakika sonra devam eder bu. Daha fazlasını görmek isteyen arkadaşları sunucuma davet ediyorum. Bakın, denemekten hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sizi temin ederim, bu sunucuda harcayacağınız bir saat, kayıp olarak adlandıracağınız bir saat olmayıp, zevk alacağınız bir saat olacak ve girenlerin çıkmayacağını garanti ederim. Bayağı da iddialı diyoruz ya kardeşimiz. Umarım da başarısını yükseltir diyoruz. Açıklama kısmından tüm linklere de ulaşabilirsiniz. Discord'una, sunucu IP'sine vesaire. Umarım da sunucuyu ve anlatımı beğenmişsinizdir. Kendinize de çok cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.